İnsan bir haklı, emek hakkıdır ve kadro verilmesi gerekir. Onun için taşeron kadro seçim vaadi olarak olamaz. Haktır. Uluslararası işçi yasalarında da imzası olan bir sendikasınız ve aynı zamanda Türkiye'de de ISO'da zaten imzası olan bir ülke. İşçi hakları ve işçinin uluslararası anlamda da standartlarının uygun şekilde düzenlenmesi için her iki taraf hem sendika olarak DİSK hem de ülke olarak da Türkiye'de işverenlerin kendi alanlarında aslında böyle imzaları var. Ama bunlara riayet edilmiyor galiba. Şimdi Samir Bey, bakın, kamu hizmetlerini üreten yüz binlerce işçi hukuksuz ve hileli bir biçimde kesinleşmiş yargı kararları çiğnenerek taşeron işçisi, alt işveren işçi olarak çalıştırmaya devam ediyor. Bakın, bu ülkenin yasaları var, kanunları var, iş yasası var. Ve bu yasalar bile çiğneniyor. Şimdi bu yasalar çiğnenerek bir iş yaparsan bu işçiyi motiveli çalıştıramazsın. Bu işçiyi barışık çalıştıramazsın. Yani hileli çalıştırmalarla işçileri taşeronlaştırıp o yetmiyor köleleştirip o yetmiyor kiralayıp verim alamazsınız. Şimdi bu ülke hepimiz. Bu ülkenin kalkınmasında da gelişmesinde de emeğin gücü var. Emeğin gücü olmalı. Emeğin gücüyle olur. O zaman emeğin hakkını vereceksin. Emeği önemseyeceksin. Üreteni önemseyeceksin. Yani daha önce de belki konuşmuştuk. Türkiye nüfusu 70 milyonken o Avrupa Kopenhag kriterlerine uyum yasaları var biliyorsunuz. Evet, tabii. Avrupa'ya girmek için Kopenhag kriterleri var. Kriterler vardı. O kriterlerde 3 ana başlık vardı. Yani birincisi yine söylediğimiz gibi Kürt sorunu vardı. Evet. İkincisi insan hakları ihlali vardı. Üçüncüsü gelirde adaletsizlik vardı. Evet. Diyor ki 70 milyon insan biz inceliyoruz bakıyoruz 30 bin insana hizmet ediyor. Yani bu dağılım, bu uçurum nereden geliyor? Bunu bir engelleyin. Şimdi bizim kaderimiz de burada, diyelim o zaman 30 bindi, şimdi 35 bin olsun. Nüfus 80 milyon oldu. Şimdi buranın kaderi 30 bin, 35 bin işverenin, holdingin, bilmem sermaye gruplarının, şirketlerin dudağı arası olmamalı. Tabii. Yani burada biz kimsenin şirketinde gözümüz yok. Kimsenin malında gözümüz yok. Ama nereden getiriyor? Bizim sırtımıza basa basa merdiven olarak çıka çıka getiriyor. Biz diyoruz ki bari bize servetinizi vermeyin, malınızı bağışlamayın, bizi otakla yapmayın. Bari bizim insanca yaşanır bir ücretimiz, insanca yaşanır bir çalışma koşulumuzu yaratın. Şimdi araştırmalar yapılıyor. TÜİK'in, DİSKAR'ın, Türk İş'in, bütün devletin kendi araştırmaları var. Diyor ki bu ülkede yoksulluk sınırı 4500 liradır. İşte açlık sınırı 1800 liralara buldu. Ve halen bizim ülkemizde yapılan zamla beraber 1300 liradır asgari ücretimiz. Halen bizim kadrolu 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl çalışmış işçilerimizde 4500 lira maaş alan çok nadir insanlar. Doğru. Yani şimdi bu gerçekleri, bu çelişkileri ortadan kaldırmamız lazım. Biz insanca yaşanır ücret, insanca yaşanır koşullar derken bundan bahsediyoruz. Kimsenin sermayesini, malını, fabrikasını üzerimize tapu edelim demiyoruz. Hayır ya, ha? Mevcut yani insanca yaşanır ücretimizi verin. İnsanca yaşayalım. Ki onu vermedikleri gibi taşeronu çıkardı. Taşeronu çıkardıkları yetmemiş gibi kiralık işçiyi çıkardı. Yani bunlar patlak verir. Bu saydığımız darbelerden daha ağır patlaklar olabilir. Tabii bizimkiler darbe yaparken getirip ülkesini, meclisini, bilmem orasını burasını bulmalar. Ama biz üretimden gelen gücümüzü kullanarak bu ülkenin demokrasisi adına, eşitliği adına, kardeşliği adına, bütünlükle çalışması adına tabii ki hak mücadelesini verirken ciddi eğer gelişmeler olursa patlamalar olabilir. Bunun örneğini 15-16 Haziran'da 1977'de yaşadık. İşçi bunu kabul